çete gibisiniz maşallah. Hepsi de çok tatlı. Kimse bulaşmasa iyi olur. Kimse bulaşmasa iyi olur. Kabahatından sopamızı da gösteririz burada. Şu an biraz çantanı karıştırabilir miyim? Fake hesabın var mı? Fake hesabım var. Ha, kabul etti. Ya şimdi hatta bir dedikodu vereceğim. Biz geçen bir influencer cemaati içinde otururken... Migros TV, Mert Vidinli'ye Sırrını Söyle programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakın evimde bir tek kimin fotoğrafı var? Tabii ki de benim. Tabii ki de senin fotoğrafın var. Bu arada açılışı yapmadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Gündür Güneş bugünkü konuğum ama eve adım atar atmaz şöyle bir etrafı kontrol ettim. Başka biriyle fotoğrafın var mı diye. Bakmadın mı? Baktım. Baktın değil mi? Bunu bile kontrol ettin mi? Merak ettim. Onu oraya koymuştun. Acaba başka kimler var diye şöyle bir göz gezdim. Yok canım, ben de herhalde şey değilim. Böyle hani büfeler vardır ya, tostçu, burgerci falan, ünlülerle fotoğrafı olur. Yok, evimde bir tek senin fotoğrafın var. Bir de kız kardeşin. Bir de kız kardeşimin. Aynen, bir de rahmetli annemin fotoğrafı var. Sevdiğim insanlar, ailem, canım, neyse sen de onlardan birisin. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aynen. Biz Günür'le çok uzun süredir seyahatteyiz. Ve onun için de dedik yaz geliyor, biraz şehirde kalalım ve sağlıklı yaşama geçtik. Evet, yani bir aydır sağlıklı yaşamdayız herhalde. Evet, bir aydır. Sen kaç kilo verdin? Ben 6 kilo verdim. Ben 11 verdim. Çak! Başardık. Nasıl besleniyorsun Gülnur? Yani çok sağlıklı besleniyorum. Çok erken uyumaya özen gösteriyorum ve erken kalkmaya çalışıyorum. Aynı zamanda böyle daha yeşillik ağırlıklı ve protein ağırlıklı besleniyorum. Şekeri tamamen hayatımdan çıkardım. Bu dönemde işte un gibi ekmek şeylerde, yani karbonhidrat da tüketmiyorum. Zaten mesele oymuş. Süt ürünü yiyor musun? Ben yemiyorum. Yok, kapattım. Yemiyorum. Hayır, onu da yemiyorum. Ve spora da başlayamadım daha ama böyle ufak ufak yürüyüşler yapıyorsun. Ama zaten şu aralar sağlıklı beslenme bizim ana mevzumuz. Yaza şurada kaç gün kaldı ki? Ben de süt ürünlerini çıkardım. İşte sağlıklı beslenmeyi hayatımın tam ortasına koydum. Tabii ki alışveriş listem de değişti. Yani Migros'a falan gittiğim reyonların yeri değişti. Yani daha böyle paketli gıdalara giderken sen de ben de şimdi birdenbire sağlıklı yaşam, meyveler, organik sebzeler, gıdalar, organik evet. Gıdalar daha çok böyle protein ağırlıklı besleniyoruz. Yolumuz uzun ama yaza bomba gibi geliyoruz. İnşallah. İnşallah. Peki Günür, markan şu an yeni bir çekim yaptın. Evet. GGS diye çok güzel moda marka. Emre Doğru'yla çok güzel bir çekim yaptık. Çok da güzel geçti açıkçası. Heyecanla biz de bekliyoruz şu an. Peki yeni koleksiyonda yapmadığın ne var? Bu sezon bunu yapıyorum dediğin ne var? Bu sezon yeni yaptığımız bir line var. O da işte beachwear koleksiyonu, yani mayolar, bikiniler ve onların üstüne altına giyilebilecek kıyafetler gibi. Bu bizim yeni line'ımız. Onun için de heyecanlıyız. Ve evet. Onunla seninle bir lansman yapacağız evet, zaten. Evet, bir lansman planlıyoruz ki sevdiğimiz influencer ve ünlü isimlere yaz tatiline götüreceğiz. Orada koleksiyonu göstereceğiz. Aynen öyle. Biz de onun için dedik ki bikini konseptimiz, biz de zayıf olalım ki eleştiri almayalım. Çünkü abi erkek bir şey yapsana ya, bana niye yapmıyorsun? Yani ne bileyim, erkek çok biliyorsunuz sevmiyorum çalışmayı. Ama neden eskiden Tarkan'ı giydirmedin mi şimdi? Gelelim tamam, konuya. O ayrı canım, o ayrı bir... Şey yani hani o ay kotürdü değil mi? Kotürdeydi o, evet. Neler tasarlamıştın Tarkan'a? İlk başta smokin tasarlamıştık bu Ahde Vefa albümü için. 5 farklı smokin tasarladık. Sonrasında hani çok memnun kaldığı için devam ettik. Konserlerine de giydirdik. Konserlerine açık de giydirdik. Açık havada. Evet, ondan sonra hep ben giydirdim gibi bir şey oldu ama bu sefer kim giydirdi? Sonra zaten pandemi patladı. Konserler evet. Durdu. Peki bir telefon gelmiyor mu Tarkan'dan sana? Günür, yani yeni konserlerim olacak, yapar mısın derse kabul etmez misin? Tabii ki de kabul ederim. Ama beni kabul etmedi, görüyor musunuz? Tarkan kadar değerim yok. Ben fotoğrafını baş köşeme koyayım. Sen bana bir ceketi... Ama şu an öyle bir şey yok. Hor gör. Yani. Hor gör diye şarkı yazacağım. Hor görme, seviyorum ama seni. Ama yani hani o ayrı bir heyecan. Bir ceketi heyecan. Fazla mı gördün? Ya yaparım canım, ne olacak? Peki, tabii ki şimdi bir yandan da aslında bir ayağın Londra'da. Evet. Yani ben de seninle beraber zaten oradayım. Amaç tamamen orada yaşamak mı, yoksa markanı mı dünyaya taşımak? Sen mi orada olmaktan keyif alıyorsun, yoksa markanı oraya götürmek için mi oralardasın? Yani aslında her ikisi de. Çünkü ben çalışmadan duramayan biriyim. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Sen de öylesin nitekim.
O yüzden çok iyi anlaşıyoruz. İki işkolik. Aynen. Evet. Sabah 6'da uyanıp böyle bazen diğer gün böyle 6'ya kadar hiç uyumadan şunu mu yapsak, bunu mu çizsem, bir mağazaya mı gitsek, oradan yeni bir inspiration, ilham mı alsak, müzeye bile gitsek, dönem kıyafetlerine bakıp, evet, aa bunun korsesi çok iyiymiş, acaba Cici'yse böyle bir şey mi yapsak deyip ilham için geziyoruz. Evet, evet, yani çok da keyifli oluyor. Yani Londra'ya kendimi taşımak olabilir tabii ki ama markamı, hani şu an görüştüğümüz birçok yer de var ama sadece Londra değil bu. Yani Amerika'da olabilir. Peki mesela Amerika deyince, kıta değişim deyince hangi ünlünün üzerinde Cici'si görmek istersin? Beyoncé, bunu hep söylüyoruz zaten. Ya Beyoncé, evet. Ve şu aralar bir tüyü aldım ki arkadaşlar. Beyoncé'nin gözü Türkiye'deymiş, Türk tasarımcılarındaymış. Hatta burada stylisti birçok yere mail atıyormuş. Bunlardan biri de önümüzdeki günlerde sen olabilirsin. Bak içime doğdu, iyi fal baktım sana. Fala tekrar başladın fala yani. Fala tekrar başladım. Bu arada ben de kendimle ilgili bir sır söyleyeyim. Ben zamanında çok iyi fal bakardım. Bunu önceki videolarda söylemiş miydim bilmiyorum. Sibil'in videosunda söyledi. Sibil'in videosunda. İnanılmaz iyi fal bakar ama kalbim çok temizdi be Gülnur o zaman. Kirlendi mi? Kirlendi mi bu dünya? Kalbim kirlendi mi? Ya bence kirlenmedi de kalbin çok doldu, boşaldı. Ondan aa olabilir. Evet, kalbim çok doldu, boşaldı. Aynen. Peki mesela çocuk koleksiyonu yapmayı düşünür müydün? Ya bir çocuğum olursa düşünürüm ama şu an düşünmüyorum. Zaten konuyu oraya bağlayacağım. Evet. Bu yazı biraz bence hızlı geçir. Ben seni artık anne olarak hayatımda görmek istiyorum. Yani fazla kilolarımıza elveda edeyimiz. Ondan sonra hani daha sağlıklı bir bedende tabii ki de ben de isterim. Peki yaz geliyor. Mesela aklında şu rota da benim için çok güzel, şuraya kesin giderim dediğim bir yer var. Çünkü biz 2,5-3 yıldır seyahat edemiyoruz. Evet. Hani Türkiye dışına çıktığında bu yaz gitmek isteyeceğim bir yer söyle. Mikonos'a gitmek istiyorum. Zaten öyle gideceğiz bir planımız zaten var. Gitmeme durumu yok. Aynen. İşte nere olabilir? Nice olabilir. Evet, Cannes, Nice, Monaco, oralar. Evet, evet, oralar olabilir. Aslında biliyorsun değil mi? Güney Fransa daha çok senin ilham alabileceğin bölgeler. Kesinlikle. Çünkü oranın kadın, Fransız kadınların giyimi her zaman bence dünyaya yön verdi. Evet tabii canım, orası öyle de yani işte oraları gezeriz diye kısmet düşünüyorum. Diyorsun. Kısmet. Kısmet diyorsun. Peki mesela böyle moda konusunda bir yeteneğin olmasaydı Gülnur Güneş ne iş yapmak isterdi? Gene kadınları güzelleştirmekle ilgili bir şey olurdu. Çünkü beni biliyorsun yani gözüm böyle görür hemen işte şunu söyle. Ya şöyle. Şimdi hatta bir dedikodu vereceğim. İsim vermeyeyim. Biz geçen bir influencer cemaati içinde otururken döndü. Çok popüler bir ismi. Senin burnunu yaptırman gerekiyor dedim. Ya bunu nasıl diyebilirsin utanmadan ya? Demedin mi bu kız bana bozulur diye? Ya yani öyle bir samimiyetimiz var, bozulacağını düşünmedim ama bazen böyle hani ufak tefek şeyleri arkadaşıma söylerim ya. Yani arkadaşlarıma işte şunu şöyle mi yapsan acaba? Şunu... Acımasızca eleştirdiğin oluyor mu peki? Evet. Yani yakınsa evet, yakın arkadaşım. Bozuluyorlarmış. Bozulan oldu mu? Yok, bozulmuyorlar. Artık beni bildikleri için, içimi de bildikleri için sıkıntı olmuyor. Evet, aslında tamamıyla. Ben bu arada geçtiğimiz günlerde işte Berrak Tüzünataş'la Gülnur'u bir araya getirdim. Çok alakasız iki karakter gibi gözükebilirler. Biri daha asi ruhlu. Bizim böyle bizim sultanımız gibidir Gülnur. Çünkü böyle hepimiz böyle bir o bir şey derse önemseriz falan. Çok iki alakasız karakter ve birbirlerini o kadar çok sevdiler ki bence çok kalp frekansı çok önemli. Kesinlikle. Yani değil kişilikle mi? Alakası yok. Gerçekten kalp frekansı. Sevince de o rahatlık gelince de her şeyi söyleyebiliyorsun. Aynen öyle. Berrak söylemedi bu arada. Berrak yani değil, hani Berrak değil de o kişi. Berrak değil, Berrak başka bir case zaten. Peki o zaman başka bir soru daha sor. En sevdiğin renk ne mesela? Sen de benim gibi siyah mı giyiniyorsun? Bugün hayır, bugün siyah giyindim. Hani sana özel, sen de siyah giyinirsin diye. Ama en sevdiğim renk pembe tabii ki de. O zaman biraz da telefonumda sorular var. Sana biraz tamam, onlardan sorayım bakalım. Neler sorsam, neler sorsam. Peki, senin için mükemmel bir günün tanımı ne Gülnur? Mesela çıktın, gününü nasıl geçirmek istersin? Çünkü herkes seni Instagram'da hep böyle... işte Danla Bilic yanında, işte ofisinde, showroom'unda sürekli o influencer, ünlü isimler markanı sürekli paylaşıyor. Hayatını çok şaşalı görüyorlar ya. Gerçekten de bu kadar şaşalı bir hayatın mı var? Yoksa sence aslında, sen nasıl görüyorsun? Yani aslında Instagram biraz kandırmasyon bence. Yani herkesin hayatında öyle yani. Değil mi? Böyle bir şov çok... gözüküyor ama normal bir tarafı da var tabii yani ki. Yani çok normal değil mi sence, hani bizim zaten bir gün geçirdiğimizi düşün yani. Hani çok abartı bir şey yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz yani. Aslında herkes bir yemeğe gidiyoruz. Yemeğe gidiyoruz, sohbetimizi ediyoruz, iki gülüyoruz. Ondan sonra biraz bakınıyoruz, iş konuşuyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Geçiyor yani hani. Peki mesela bu kadar geniş çevreye nasıl sahip oldun? Mesela Danla Bilic hayatında, hadi biz neyse 20 yıllık arkadaşız da. Onlar mı seni buluyor, sen mi onları buluyorsun? Nasıl oluyor? Aslında iki türlü de oluyor ama işim sebebiyle muhtemelen. Hani birileriyle oturuyoruz aynı masada ve enerjin tuttuğunda o ilişki devam ediyor. Peki mesela top 3 böyle en favori influencer'ın kim desem isim verebilir misin?
Profesyonel düşün. Sevgi ayrı bir şey. Onu kenara koyuyoruz. Yani sürekli görüştüklerinde olabilir. Danla'yla en çok görüşüyorum. Son dönemde Sibil'le görüştük. Gamze'yi çok severim. Gamze Erçel. Evet, güzel üçlü oldu. Aslında üçü de birbirinden çok apayrı değil mi? Kulvardalar. Evet. Gerçekten Sibil böyle bizim, o da deli dolumuz. Danla Bilic başka bir mod. O da ayrı bir kafa. Evet. Gamze zaten anne, çocuk, başka bir şey. Yani ben de mesela dostlarıma bakıyorum. Aynı masada oturttuğum, hep onu konuşuyoruz. 10 bilinmez oturuyoruz. Baksan onun kariyeri de bambaşka. Hayattan aldığı zevk de ayrı ama ortak noktada çok farklı duygularda buluşabiliyoruz. Peki, geçiyorum diğer soruma. Peki, markanı ya da tasarladığın herhangi bir elbiseyi, kıyafeti başka bir markada gördün. Ne çok yaparsın? Çok gördüm. Oldu mu, yaşadın mı? Çok yaşadım. Yani hele bir Ebru Gündeş gömleğimiz vardı. Ya her yerdeydi. İnanamazsın. Ebru Gündeş'e yani tasarladığın gömlek. Ya şey, adı Ebru Gündeş gömleği kaldı çünkü hani bir patlama yaşadı. O Ses Türkiye'de giymişti. Ondan sonra bütün yani her yerde Ebru Gündeş gömleği burada satılır, burada satılır diye böyle her yerde. Şaka yapıyorsun. Evet, her yerde var. Ya bir de öyle bir şey vardı, hatırlar mısınız mesela böyle ünlü isimlerle ilgili şeyler, hani Ricky Martin saçı, işte efendim söyleyeyim Nusret'in işte kıyafeti, bilmem mesela böyle çok fenomen olan isimler aslında taklitleri oluyor tabii ki. Ama mesela şöyle bir şey yaşadın mı? Seninle mesela aynı ligde olan bir marka artık, yuh artık sen de yapma hadi biraz tabii. Çarşıda pazarda görmek ayrı olabilir. Ama seninle aynı ligde bir markada gördün mü mesela? Evet, gördüm. Yani tepkin ne oldu? Tepkim bir şey olmadı. Bence taklit edilmek güzel bir şey. Demek ki taklit ediliyorsan başarmışsın demektir diye düşünüyorum. Yani öyle çok da ah vah olmadım. Çünkü her sezon ben de kendimi yeniliyorum. Ve herkes her şeyden ilham alıyor sonuçta. Ve hani belli trendler var. Hani çok da takılmamak lazım bence. İşte beni şey yaptı, bu taklit etmiş bilmem ne. Önüme bakıyorum, yoluma devam ediyorum. Peki bu yaz için söyleyebileceğim mesela bu yazın rengi ne sence? Bu yazın rengi neonlar var. Özellikle yeşil neonlar çok moda. Ondan sonra pastel tonları. Mesela sen pembesin. Pembeyi çok seviyorsun. Evet. Bugün bir Instagram moda sayfasında bu yazın rengi Pelin Kaya koymuş herhalde. Pembe olabilir demiş. Evet, Moda ve Sosyete'de gördüm. Buradan Pelin Kaya'ya da selam olsun. Pembe de senin rengin. Evet, pembe çok seviyorum. Allah zaten. Bütün koleksiyon pembe mi olacak yoksa? Hayır, pembeler var tabii ki ama hepsi değil. Bu arada Gün'ün ofisi, evi pembe ağırlıklı. Gerçekten ben artık korkuyorum. Mesela bir yere gidiyoruz. Aldık, aynısından var. Yok ya, bu boyu yoktu. Ya da bu modeli yoktu falan. Sürekli pembe alışmış. Pembeye dayanamıyorum gördüm. Yani almak istiyorum sürekli. Yani kötü bir şey aslında. Bu da senin evet. Aslında tatlı bir sırrın olsun. Mert'in dinleyedi. Böylelikle sırrını söylemiş olsun. Peki, o zaman diğer soruma geçiyorum. Hah, çok merak ediyorum. Fake hesabın var mı? Fake hesabım var. Ha, kabul etti. Fake hesabım var. Fake hesabım var tabii ki, herkes gibi. Ya herkesin yoktur da çok kişinin var yani. Var yani, herkesin yani. Var. Kimse yalan söylemesin. Evet. Hatta sıfıra sıfır mı senin, yoksa oradan birilerini takip edip böyle... Aslında benim fake hesabım değil o. Asistanımın vardı. Hani lazım olunca arada kullanıyorum ben arada de. Benim fake hesabımı görseniz çöplük gibi. Yani o kadar alakalı alakası insanlara bakıyorum ki. Çünkü kendi hesabına o insanlara bakınca... Böyle keşfetim hiç olmadık şeylerden. Saç anlık şeyler bir merak oluyor. Bütün bir haftana sebep olabiliyor, evet. Gerçekten. Tamam, bir soruya daha geçiyorum. Bakalım ne sorsam. İki sorum var aslında sana. İki güzel sorum var. Evet. En büyük takıntın ne? Bir de asla hayır diyemediğin bir yemeği söyle bize. Bir takıntım yok bence ya. Takıntı gelmez aklıma. Var canım, nerede takıntın ne? Yok? Sen arkadaşını, dostunu paylaşmayı sevmiyorsun. Ha. Bakın ya, ben günleri 3 gün da aramayayım. O beni hiç aramaz. Mesela koparız. Niye aramıyorsun dediğinde de senin arkadaşlarına ayıracak vaktin çok ama sen beni unuttun. Hep tek olmak istiyorsun. Ama o bir takıntı listenin değil başında bence. O. Bence o güzel bir takıntı. Tavır diyelim bence. Peki küs olduğun biriyle, hiç konuşmadığın biriyle arkadaş olsam kızar mısın? Yok, kızmam. Bunlar aslında gerçekte de merak ettiğim sorular. Ay, kızmam yani. Hani böyle çok büyük bir şey yoksa aramızda. Küs olduğun biri var mı peki? Yani vardır mutlaka da şu an aklıma gelmiyor. Peki, gelelim yeme içme mevzularına. Tamam, diyetteyiz anladık da Migros'a girdin. Elinde sepetin var, Migros sepetinle. İlk hangi reyona gidersin ve ne alırsın? Ya organik reyonu oluyor Migros'ta biliyorsun. Orayı evet. Çok seviyorum işte, organik şeyler, yeni neler çıkmış karıştırıyorum, onlardan alıyorum eve götürüyorum. Orada da çok ama vakit harcar mısın? Evet, harcarım. Ya eskiden abur cubur reyonuna giderdim direkt. Hani orada işte yeni ne çıkmış onlara bakardım. Şimdi diyetteyiz. Bir organik. De sen sandviç de çok seviyorsun. Ben evet. De öyleyim. Ama o yurt dışında seviyorum onu. Evet değil mi? Çok güzel ya. Arasına evet. Cips koyup sandviç yiyorduk. Biz artık gerçekten
Yani işin suyunu çıkarmış, abartmıştık yani. Yani öyle bir noktada birbirimize baktık ki Gülnur biz sanırım yoldan çıktık artık. Çünkü günaydın deyip karbonhidrat, iyi geceler deyip karbonhidratı. Neyse son çok bir ayda çat gerçekten başarılıyız. İyi. Tebrik ediyoruz böyle kendimizi. Böyle devam ederiz umarım. Peki şu an en yani karşına hazırlasa koysalar diyet miyet unuturum ve bunu yerim diyeceğin yemek ne? Annemin dolması tabii ki de. Of çok güzel. Ama siz tabii yöresel bir dolma o kadar evet. lezzetli ki bir şey daha tavuk da yapıyordu sanırım. Yanında böyle soslu bir tavuk yapıyor. Çok güzel olacak ikisi beraber. Değil mi? İkisi beraber olsa da yesek. Ve şimdi asıl merak edilen soru şu. Çünkü ben şunu biliyorum. Benim gittiğim bazı medikal estetik doktorları şunu soruyor. Gülnur kime gidiyor? Gülnur suratına ne yaptırıyor? Onun doktoru kim? Bunu sana da soruyorlar mı? Mesela ben şöyle bir şey duydum. Gülnur'un Instagram'daki fotoğrafını kesip estetik doktorlarına gidip Gülnur'un işte yüzündekilerin aynısını istiyoruz, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz diyenler var. Sana has bir cilt bakım rutinin veya ben mesela atıyorum kesin botoksuma giderim Mert, şunu yaparım Mert, ben estetiği severim, hiç kimseyi de bununla ilgili yargılamam der misin? Nedir estetiğe ve güzelliğe bakış açın? Tabii açım? Ki de hiç kimseyi bununla ilgili yargılamam ve kendime bakmayı da severim. Ama yüzümde burnum estetik biliyorsun sadece. Hı-hı. Onu da Yakup Avşar yapmıştı. Yakup Hoca'ya ve Dilek Hoca'ya evet, buradan Dilek selamlar. Dilek ablaya selamlar. Onun dışında cilt bakımımı kendim yapıyorum evde genelde. Hani öyle özellikle bir yere gitmiyorum. Onun başka neler yapıyorum? Peki mesela neler kullanıyorsun yüzüne? Özellikle kullandığın serumların gece yatmadan. Ya da mesela annenden kalma. Çünkü annenin de cildi çok güzel. Gerçi evet. 3 kız. Hepinizin cildi çok güzel. 2 ablası var. Bilmeyenler için söyleyelim. 3 kız bir erkekler. 4 evet, kişisiniz. 4 kardeş. Çete gibisiniz maşallah. Hepsi de çok tatlı. Kimse bulaşmasa kimse iyi olur. Kimse bulaşmasa iyi olur. Abatından sopamızı da gösteririz burada. Peki var mıdır mesela Mert'cim işte atıyorum yüzüm şişer gider ben mesela buz soğuk böyle pedler yapıştırırım ödemeyesin diye. Senin var mıdır ya da yatmadan önce mutlaka şunu yaparım kalkınca yani çok fazla yaparım. Yani sevdiğim için bu şeyler çok fazla o tarz kremlerim serumlarım var tabii ki de. Ve ama sürekli bir şey kullanmıyorum sürekli değişiyor ama bir de kendi markam var biliyorsun La Melon. Evet. O da vegan, tamamen vegan içerikli. Makyaj yaparken mutlaka onu kullanıyorum baz olarak mesela. Onun nemlendiricisini ve onun BB'sini kullanıyorum. Onun dışında... Makyajını da kendin yapıyorsun. Evet, makyajımı peki mesela en olmazsa olmazın ne yani Mert işte rujumu kesin sürerim ya da göz kalemimi çekerim ya da rimelimi sürerim. Yani ben bunsuz çıkmam abi dediğin nedir? Yani allık, rimel ve ruj. Çantanda sürekli bunlar durur mu? Çantamda durmaz da evden çıkmadan 2 dakika tak tak. Şu an biraz çantanı karıştırabilir miyim? Çantam biliyorsun genelde içi dolu olmaz. Ver bakayım neler var. Aa, bakar mısınız bir kadının çantası erkek iş çantası tadında. Bayıldım buna bu arada. Biraz gözüm kaldı. Bana doğum günü hediyesi almadı bu arada arkadaşlar biliyor musunuz? Neyse ama harika bir yemek düzenledi. Alacağım dedim vaktim olmadı. Cüzdanı var. Evet kırmızı bir cüzdanı var. Kırmızı bereket getirsin evet, kırmızı diye. Bereket. Bu poşet ne? O onun kendi poşeti. Çanta dolu gözüksün diye şişme bir poşet var içinde. Cüzdanına bakayım birazcık bakayım. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Herkes merak eder yani arkadaşının çantasını. Ben bir ara böyle çok karıştırırdım kızların çantası. İçinde neler var, ne kullanıyorlar acaba falan diye. Biraz karışık. En son nereye gitmiş? Uçak bileti. Milas, Bodrum Milas seyahatinden kalma uçak bileti. Vadikaya gittik. Evet baktım yani bu arada cüzdanında olan para 5 TL. Yani gerçekten kendini çok güzel ifade ediyorsun. Harika bir 5 TL ile cüzdanını karıştırdın. Sadece 5 TL'm vardı. Ne yapalım? Çok bereketli gerçekten. Arkadaşlar Gülnur'un çantasını karıştırdım, cüzdanını karıştırdım. Kırmızı demek bereket demek. Evet. Cüzdanlar nasıl alınıyor? Kırmızı alınıyor. Evet karşınızda 6-7 kilo vermiş olarak ben de 11 kilo çıktım. Nasıl? Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Mert dahasını da verir. Daha çok vereceğiz merak etmeyin. Yorumlara kötü şeyler yazmayın yani. Evet evet. Ne olur modumuzu düşürmeyi. Modumuzu düşürmeyin. İyi ki geldin. İyi ki varsın. İyi ki beni davet ettin, ağırladın. Çok keyifli bir sohbet oldu. Aynen çok güzel oldu. Arkadaşlar Migros TV'de Mert Yedinli'ye sırrını söyle devam ediyor. Burada bomba konuklarım olacak. Bu koltukta daha ünlü isimler ağırlanmaya devam edecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.